Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle sun ayna yapımı paylaşacağız. Videosu çekeceğiz. Bunun için 20 santim çapında bir aynamız var. Böyle bir aynamız var 20 santim çapında. 2,5 santimlik rattan kullanacağız. Bunun için önceden hazırladığım 1 metre 30 santim uzunluğunda 19 adet rattan çubuk kesip hazırladım. Şimdi yapımına başlayalım. Aletlerimizi kenara alalım. İşlerini eşitliyoruz. Bir ortalama bulduk ortasını. Parçalara bölüyoruz. 5 5 orta yerine bir artı işareti yapıyoruz. Yaptık. Diğer geride kalan kısmını da 5 ve 4 olarak iki parçaya bölüyoruz. Onu da artı yaparak çarpazlama yerleştiriyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi başlayacağız. Önce düzenliyoruz. Önce bir düzenleyelim. Çubuklar birbirinin üzerine binmesin. Alttan döngüye başladık. Çubuğumuz kırıldı. Öncelikle saat yönünde 3 tur döneceğiz. Böyle bir tur döndük. Şimdi bu şekilde 3 tur dönmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş acele etmeden dönelim. Çubuklarımız uzun olduğu için biraz rahatsız edici oluyor ama biz acele etmeden devam edeceğiz. Üç turumuzu tamamladık. Başladığımız noktaya geldik. Buradan saat yönünün ters tarafına 3 tur daha döneceğiz. Şimdi diğer tarafa. Bir alt bir üst olarak devam edeceğiz.
Geldik. 3 turda bu tarafa döndük. Bakın. Diğer tarafı da böyle. 3 tur daha döndük. Şimdi çubuklarımızı ikişer çubuk olmak üzere böleceğiz. Şu fazladan olanı keselim. Çubuklarımızın eşitliğinin bozulmadığına şu anda dikkat etmemiz gerek. Bazıları kaymış olabilir. 65 65 130 olduğu için 65 65 olması gerekir. Kayan vardır. Şimdi çubuklarımızı ayırıyoruz. 2 2 çift olarak ayırıyoruz. Thank you.
Burada çubuğumuz bitti. Şimdi bir kontrol edelim ne kadar ördük. 11 santim örmüşüz. Bence yeterlidir bu kadar örgümüz. Şimdi devam edeceğiz. Önce bir aynamızı alalım. Şimdi biz burada biraz boşluk bırakarak örgümüze devam edeceğiz. Öncelikle ördüğümüz tabanı aynanın arkasına çok düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde tam ortadan yerleştiriyoruz. Uzun bir rattan aldım. Bunu ortadan katladım. Herhangi bir yerden takıyorum. Çift burgu şeklinde örgüye devam ediyorum. Burada biz bir 3 santim kadar mesafe bıraktık. Biraz boşluk bırakarak devam ediyoruz. 3 santim. Ondan sonra örgü örüyoruz. Çubuklarımızın örgü örerken çubuklarımızın arasındaki mesafelerin eşit olduğuna dikkat edelim. Biz eve örgümüzü aynayı kapatana kadar devam edeceğiz. Aynanın üzerinde şimdi devam etmemize gerek yoktu. Bir turu düzgün bir şekilde döndükten sonra hiç bu hizasını bozmadan aynanın dışında da devam edebiliriz. Tam 3 tur döndük. Şimdi bir kontrol edelim. Biraz var. Bir tur daha dönelim. Bir kontrol edelim. Aynamızı. Aynamız
olmuştur. Şimdi biz çubuk ilave yapmamız gerek. Bir iki çubuk daha devam edelim. Başladığımız noktaya gelelim. Yani 4 tur dönmüş oluyoruz. Sizde 4 tur olmayabilir, 3 tur olabilir, 4 olmayabilir, 5 olabilir. Bu neden kaynaklı? Şu bura aradaki bıraktığınız mesafeden kaynaklı. Ne kadar daha geniş bıraksaydık 2 tur daha dönebilirdik. Ondan sonra da bir sakıncası yoktur. Oradan da devam ederdik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çubuk ilave yapacağız. Bizim çubuklarımız bildiğimiz gibi ikişer çubuğumuz var. Bu çubuklarımız her bir çubukta 4 çubuk olacak. Şimdi normalde bizim 19 çubuğumuz var. 19 çift. 19 çubuğa bir sağına bir soluna çubuk takacağımız için tam 38 tane. İki katında çubuk kestik. Normalde bunu nasıl, ne uzunlukta, hangi uzunlukta çubuk kesmemiz gerektiğini netleştirmek için kenarda kalan çubuk ölçüyoruz. Şu anda bizim 55 santimlik çubuklarımız var dışarıda. Dış kalan kısımlar 55 santim. Demek biz 38 tane 55 santimlik çubuk kesip hazırlıyoruz. Bir sağından ve solundan. Sağından ve solundan. Evet, çubuklarımızı taktık. Aynamızı üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi örgüye başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi çubuklarımızı taktık. Aynamızı oraya yerleştirdik. Şimdi çubuklarımızı mutlaka bir güzelce ıslatalım. Çubuklarımız ıslak olsun. Bir problem çıkmasın. Şimdi nereden başlıyoruz? Bizim bildiğimiz gibi bir örgü çubuğumuz vardı. Çift çubuk. Kaldığımız yerde nereden bitirdiysek, duruyordu daha çubuğumuz. Oradan geriye doğru 1, 2, 3, 4. Dördüncüyü alıyoruz. Çift olarak bütün 4 çubuğu aynı anda yakalıyoruz. Döndürüyoruz. Sıradakinin üzerinden geçip bir sonrakinin arkasından gelip aynı çift çubuğumuz vardı ya, oradan içeriye alıyoruz. Aynanın üzerine doğru. Çubukların şeridini bozmayalım. Ve burada bir burgu geçiyoruz. Bir burgu yaptık. Geldi sıradakine. Sıradakine de aynen sırada geleni alıyoruz. Çubukların yerini karıştırmadan yavaş yavaş döndürüyoruz. Sıradakinin önünden, bir sonrakinin arkasından geliyoruz dördüncü çubuğa. Ve bunu buraya sabitledik. Örgümüze devam ediyoruz. Yine başladık sıradakini.
önden, arkadan, ön tarafa. Bu şekilde örgüye devam ediyoruz. Burada uzun var bir çubuk içeriye kalsın. Bir daha sonraki aşamalarda bunu bir kat örgü daha geçeceğiz. Bunlar sonra ilk aşamada biz aynanın çiçek kısmını halledeceğiz. Bak. Çubukları dikkat edelim ki kendi sırasıyla olsun. Birbirinin üzerinden diğer tarafa atlamış olmasın. Bu şekilde önden, arkadan, ön tarafa geldi. Bu şekilde bir örgü attık. Geçiyoruz, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tane kaldı. Son başladığımız noktaya geldik. Burada yine aynı şekilde devam ediyoruz. Sıradakinin arkasından çift burgulu örgüyle devam ediyoruz. Hiç değişen bir şey yok. Sıradakinin önden, arkadan geldi. Yine bunun önünden. Bunun arkasından geçirmemiz gerek. Çünkü arkadan geçecek. Ve sıradakinin önüne. Buradan tamam. Bunu da yaptık. Şimdi sonuncuya geldik. Sonuncu burada geçirdik. Örgümüz hazır. Şimdi son bu. Önce çubuklarımızı düzeltelim. Düzelttik. Aldık. Sıradaki bu. Sıradaki olan çubuk bu. Bunun önünden geçecek. Bir sonraki sıradaki bu. Bunun arkasından. Bunun önce uç kısmından yakalayalım. Bak, bunun önünden ve sıradakinin arkasından geçmesi gerek. Arkadan. Geçecek. Çubukları düzeltelim. Çekiyoruz. Bakın şuradakinin önünde hemen burguyla kilitliyoruz. Ve bir tane daha sıradakinden bir tane daha burgu geçiyoruz. Geçirdik. Ve buradan her ikisini arka tarafa kaydırıyoruz. Arka tarafa kaydırdık mı? Şimdi arkadan göstereceğim. Geldik arkaya.
Şimdi bu iki çubuğumuzu arkaya aldık. Bunları burada sabitlememiz gereklidir. Öncelikle önde olanı bir öndeki çubuğun arasından geçireceğiz. Bakın şuradan yuva açıyoruz. Ve çubuğu örgünün arasından geçirerek kaydırıyoruz. Ve çekiyoruz. Çektik çektik. Bunu buraya sabitledik. Sıradakini de bir daha gerideki, bu geride olan çubuk, geridekini de bir arkada olan örgünün arasından geçiriyoruz. Sıkı bir şekilde. Tamam, bakın. Demek ki çubuğumuz kurumuş. Allah'tan biraz daha. En köşeden kırılmadı. Bunu şimdi böyle yavaş yavaş kaydıralım. Evet. Fazla olanları kesiyoruz. Evet, arka taraftan böyle. Ön taraftan şimdilik böyle bir görüntümüz var. Çiçeğimiz oluştu. Şimdi ikinci aşamaya geliyoruz. İkinci aşamada biz ne yapacağız? Gördüğünüz gibi çubuklarımız çok eşitsiz bir şekilde, dağınık bir şekildedir. Biz bu çiçeklerin hepsini eşit bir pozisyona getirmemiz gerek. Şimdiki aşamadaki işimiz o. Bunun için ne yapacağız? Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Bir sonraki aşamada biz önce kenardaki şu çiçeklerini eşit bir pozisyona getirmemiz gerek. Gördüğümüz gibi hepsi çok dağınık durumda. Onun için önceden bir güzelce ıslatıyoruz. 12 santim bu taraftan, her tarafından çiçeklerimizin ölçüsü 12 santim olması gerek. Bunun için ben ne yapıyorum? Şöyle bir herhangi bir çubuk alıyorum. 12 santim, hatta evet 12 santimlik bir çubuk kesiyorum. Şimdi biraz fazla aldık. Şu örgünün bitiminden, örgümün bitiminden çubuğumuzu şöyle tutuyoruz ve bakın bu çiçeği ayarlayacağız ya, bu çiçek ayarlamam için tam onun karşısındaki örgüye çubuğu yerleştiriyorum ve onu geriye doğru çekiyorum. Çekiyorum o çubuğun eşitliğine gelene kadar. Tamamdır. Hiç acele etmeden bu şekilde devam edeceğiz. Sırayla aynı eşit düzene getirmemiz gerek hepsini. Önce çıkartmak lazım. Bu şekilde aynı çubukla hepsini ölçüyoruz. Tamam. Bu şekilde devam ediyoruz. Arada kaymalar olacak. O yüzden tekrar düzenlememiz gerek. Hiç acele etmiyoruz. Acele etmeden bu işi bitirmemiz gerek. Tüm çiçeklerimizi eşitledik.
Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çubuğumuzu kenara bıraktık. Herhangi bir yerden başlıyoruz örgümüze. Şöyle dörtlüyü yakalıyoruz ve kendisinden sonraki gelenin arkasından çubukları bozmadan dışarıya şöyle çıkartıyoruz. Sıradakine geçiyoruz. Şimdi geldik sonuncuya. Sonuncuyu da bakarsınız sıradaki olan bu. Bu çubuğun altından geçirmemiz gerek. Önce bunu buradan parmağımıza tutturuyoruz. Dağılmaması için. Ve buradan geriye ittiriyoruz biraz. Burada yer açılır. Ve bunu yavaş yavaş şuradan geçirmemiz gerek. İşte
aynamızın ilk aşamasını, bir sonraki aşamasını tamamladık. Bu şekilde. Şimdi tekrar güzelce çubuklarımızı ıslatıyoruz. Nemlendirmemiz gerek. Şimdi burada çubuklarımızı bir sonrakinden içeri girdirmemiz gerek. Sıradaki bir tanesini atlıyoruz ve diğerinden, ikinciden, bakın, bu çubuğumuzu alıyoruz. Bu çubuğun üzerinden geçip bir sonrakinden buradan içeri girecek. Aşamalı bir iş, yavaş yavaş yapacağız. İşte sonuncuyu da bir, iki, ikinciden sonra şu aradan takacağız. Aynamızı tamamladık. Şimdi şu fazlalıkları keseceğiz.
Şimdi arkadan bir askısını yapalım. Bunun için arkadan herhangi bir yerinden, yuvarlak olduğu için hiçbir şey fark etmez. Herhangi bir yerden 1 metre uzunluğunda bir rattan alıyoruz. Geçiriyoruz. Buradan siz iple de bağlayabilirsiniz. Herhangi askı aparatıyla da bağlayabilirsiniz. Ben rattanı kendisiyle yapmayı tercih ediyorum. Geçiriyoruz. Ve döndürüyoruz. Bir, iki, üç sefer döndürmek yeterlidir. Ondan sonra tekrar aynı yerden ters tarafa 3 tur daha döneceğiz. Bunu arkaya, alt tarafa kaybediyoruz. Fazlayı da kesiyoruz. Buyurun. Aynamız hazırdır.